Merhaba. Bugün 6 Mayıs 2023. Ben Hande Özdiner. Uzun bir süreden beri video yapmadım ve ailesi dostlar birçok soru soruyorlar. O soruları cevaplamak için yeni bir video yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz ailesi için dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. En son birkaç hafta önce Tofersen isimli ilaç kabul edildi. Ve bu ALS için kabul edilmiş 4. ilaç oldu. Yaklaşık bir 10 sene önce Riluzol ile başlayan ALS ilaç çalışmaları, onay çalışmaları, Japon firmasının MT Pharma'nın yaptığı Aderabon ilacıyla, üçüncü olarak da Emilix şirketinin çıkardığı ilaçla ve şimdi dördüncü olarak da Biogen'in çıkarttığı Tofersen'le dördüncü ilaç FDA onayı almış oldu. Ve siz bu 4 ilaçla kalacağını sakın zannetmeyin. ALS ilaçları birbiri arkasına çıkacak. Ve sadece ALS ilaçları değil, aynı zamanda Alzheimer için, Parkinson için ve nörodejeneratif hastalıklar için teker teker bütün ilaçlar çıkmaya başlayacak. Nasıl kanser için bir zaman birçok ilaç çıktıysa ve şu anda kanserden iyileşen hastalar varsa, önümüzdeki 5-10 sene içinde de nörodejeneratif hastalıklardan iyileşen yakınlarımız olacak. Artık Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar iyileşilebilen hastalıklar olacak. ALS gibi hastalıklar iyileşebilen hastalıklar olacak. Bunu biz bilim adamları başaracağız. Ama bu ülkedeki hastalara ne kadar yansıyacak? Maalesef bunun kontrolü bizde değil. Size ben bir ilacın nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. En başta problemi iyi anlamak gerekiyor. Bir hastalığı ortaya çıkaran mekanizmaları iyi anlamak gerekiyor. Yani bu hastalık niçin olmuş? Mesela ALS konusunda biliyorsunuz ki motor nöronları dediğimiz bu hareketimizi sağlayan nöronlar vefat ediyor. Bunlar neden vefat ediyor? Aradaki mekanizma olarak neler bozuluyor? Bunları bulmamız gerekiyor. Hücre seviyesinde, moleküler seviyede, sistem seviyesinde bunları anlamamız gerekiyor. Bir kere bu bilgiye ulaşmak çok uzun bir süre alıyor. Çünkü bilgi üretmek gerçekten çok zor. Bilgiyi ürettikten sonra da ilaç olabilecek veyahut da ilacın etki edebilecek hani o hedef dediğimiz hedef molekülleri, hedef yöntemleri keşfetmek gerekiyor. Hedefler keşfedildikten sonradan da bunlara etki edecek kimyasallar, moleküller, işte yöntemler geliştirmek gerekiyor. Teknoloji geliştirmek gerekiyor. Bunları da geliştirdikten sonra bütün bunlar o preclinical yani klinik öncesi dediğimiz araştırma, o 10 sene, 20 sene, 50 sene sürebilecek bir süreç. Bunun sonrasında, bu süreç sonrasında bir buluş yapılıyor. İşte buluş yapmak çok önemli bir şey. Her şey buluşla başlıyor. Buluş yaptıktan sonra yaptığınız buluşun en başta toksik olup olmadığını araştırıyorsunuz. Çünkü diyelim biz bunu insana vereceğiz. Yani kaş yaparken göz çıkarmayalım, değil mi? Bu toksik mi değil mi bunu araştırmanız gerekiyor. Toksisite çalışmaları yapılıyor. Toksisite çalışmasından sonra tabii bunlar en başta hayvanlarda, büyük memelilerde yapılıyor. Daha sonra siz bunun toksik olmadığını, bu yaptığınız buluşun önemli bilimsel verilere dayandığını, kim yaparsa yenilenebilecek, aynı sonuç çıkabilecek bilimsel çalışmaların özeti olduğunu gösteriyorsunuz. Toksik olmadığını da gösteriyorsunuz. Ondan sonradan da FDA onay süreci başlıyor. FDA'ye başvuruda bulunuyorsunuz. İşte IND application dediğimiz ilk application'ı yani Investigational New Drug. Yani biz bunun yeni bir ilaç olduğunu düşünüyoruz. Bir de siz bakar mısınız bizim datalarımıza diye bunu FDA'ye, işte Federation of Drug Administration'a, ilaçları onaylayan yere gönderiyorsunuz. Bu ilk IND application yaptıktan sonra onlar da dedikleriniz doğru, toksik de değilmiş. E hadi deneyin bakalım diyorlar ki bu da uzun bir süre alıyor bunu denemeleri. Siz bu sefer faz 1 çalışmasına başlıyorsunuz. Faz 1 çalışmasında ilaçlar insanlarda da toksik mi değil mi? Herhangi bir yan etkisi var mı? Bunlara bakılıyor. Dolayısıyla ilk çalışmalarda genelde hastalar katılmıyor.
sağlıklı bireyler, gönüllüler katılıyor ve onlar acaba bu kimyasal madde onlarda da bir bozukluk yapacak mı diye onlara bakılıyor. Sonradan da bu sağlıklı bireylerde de herhangi bir toksisite olmazsa, o zaman diyorlar ki bu insanda da toksik değil, güzel bir veriye dayalı, işte mekanizması da belli, çok güzel. O zaman diyorlar ki faz 2'ye geçelim. Faz 2'de de bu sefer ilaç nasıl çalışıyor? İşte ilaç sizin istediğiniz yapıyor mu? Herhangi bir iyileşme yaptı mı? Klinik olarak, biomarker olarak bir düzelme var mı? Efficacious mı? Yani bir efficacy var mı? Yani bir verdiğinizin bir anlamı oldu mu? Bir iyileşme var mı? Bunlara bakılıyor. Toksik olmadığını gösterdiğiniz faz 1'de, bu sefer faz 2 daha çok kişi katılımıyla ve daha çok hastaların katılımıyla, bir de aynı zamanda plasebo grubunun olduğu, yani onlara ilaç vermiyorsunuz, başka bir şey veriyorsunuz ki baseline'ni görün. Diyelim ki hastalarda ilerliyor hastalık ama ilaç verdiğinizde diyelim ki duruyor veyahut da geriye gidiyor, iyileşme var. Bunları görebilmek için bir de plasebo grubu oluyor. Faz 2'yi de yaptınız diyelim. Genelde 9 ay, 1 sene sürüyor. Faz 2'yi de bitirdikten sonra tekrar sonuçları FDA'ye gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın biz böyle böyle yaptık, şöyle şöyle gördük. Ve bunun sonucunda biz şöyle bir iyileşme gördük. Diyor. Çok güzel. Şimdi hadi bakalım faz 3 yap diyor. Bu sefer faz 3'te daha çok kişiyi katıyorsunuz. Bakalım hastalık için bir impact, büyük bir impact yapacak mı diye. Bu sefer daha çok kişiyi katıyorsunuz. Daha çok kişi katıldıktan sonra istatistiksel olarak artık istatistik çok önemli oluyor. Veri çok önemli oluyor. Data analizi çok önemli oluyor. Ve hastalık subgruplarında kime daha iyi geldi, hangisine daha iyi geldi, hastalık mekanizmasını anlamak konusunda da daha etkili oluyor. Faz 3 içinde özellikle bu az insanda bulunan hastalıklarda, rare disease dediğimiz hastalıklarda birkaç merkez beraber çalışıyor ki hani daha çok kişiye ulaşabilsin çalışma diye. Hatta uluslararası çalışmalar da yapılabiliyor. Faz 3'ü de tamamladıktan sonra ve bir giriyorsunuz ki işte 33, %33, %35, %40 100 hastada iyileşme görülmüş. Hastalık durmuş, iyileşme görülmüş. İşte mesela yürüyemeyen yürümeye başlamış, konuşamayan konuşmaya başlamış, elini kullanmaya başlamış, ayağa kalkmaya başlamış. Veyahut da hastalık çok hızlı ilerliyormuş, artık hastalık stable olmuş. Yani bir şekilde hastalığın gelişimi, hastalığın ilerlemesi durdurulmuş ve daha iyiye doğru gidiş var. O zaman FDA bütün bunları inceliyor ve diyor ki tamam diyor, sana onay veriyorum. FDA onay aldıktan sonra artık bir bilim adamının yapabileceği artık son durak orası oluyor. Bilim adamı sonuçta sorusunu sormuş, hipotezini geliştirmiş, deneylerini yapmış, buluşunu geliştirmiş, buluşunu klinik çalışmalara dökmüş, klinik çalışmalardan da sonuçlar almış ve artık FDA'den de onayı almış. Bilim adamı bir ilaç geliştirmiş. Ama şimdi bilim adamı o ilacı geliştirdi diye siz şak diye gidip mahallenizdeki eczaneden o ilacı alamıyorsunuz. Neden derseniz, bu FDA onay aldıktan sonra artık iş hükümetlere geliyor. Bu sefer diğer ülkelerin hükümetleri diyorlar ki bu ilaç onay almış, tamam, benim ülkemde de bu hastalıktan olan insanlar var, tamam. O zaman ben bu ilacın ülkeme gelmesine izin veriyorum. Hükümet eğer onay almış ilaçların ülkeye gelmesine izin vermezse o ilaçlar ülkeye giremez. Hükümet, Sağlık Bakanlığı izin verdikten sonra ilaç Türkiye'ye girebilir veyahut da başka ülkelere girebilir. Girdikten sonra, çünkü ilaçların fiyatları çok yüksek. Özellikle düşünün mesela SMA hastalığı var. Bir ilaç için 2,5 milyon dolar fiyat biçmişler. Çünkü gen terapisi yapıyorlar. Bir kere de geni verip düzeltiyorlar gen ekspresyonu ve artık hayatı boyunca artık iyileşmiş oluyor. Ama diğer ilaçlarda gerçekten çok pahalı. Herkesin alabileceği düzeyde değil. O zaman yine bakanlıklar, yine devlet demeyelim, hükümet yine araya giriyor ve diyor ki ben bunu vatandaşımın alabileceği bir fiyatta olması için işte şununla karşılayacağım, bununla karşılayacağım. Ödeme kolaylıkları, alım kolaylıkları yapıyor ve bu sefer hastalar bu ilacı ödeyebilecekleri bir şekilde ulaşabiliyorlar. Şimdi bu konuda bilim adamlarının yapabileceği hiçbir şey yok.
Bilim adamları gidip de hükümetlere sen şunu yap, sen bunu yap diyemez. O ülkenin, bu ülkenin, şu hükümetin bunları yapamaz. Bilim adamlarının yapacağı buluş yapmaktır. Buluşu kliniğe sokmaktır. Klinikte de umarım ki başarılı sonuçlar alacak, altyapıyı oluşturacak, deneyleri yapmak, buluşları bulmaktır. Şimdi maalesef ülkemizde Riluzol'dan sonra çıkan hiçbir ilaç Sağlık Bakanlığı onayı almadığı için ülkemize giremiyor. Ve Türkiye'deki hastaların son zamanlarda çıkan ALS konusundaki çıkan ilaçlara ulaşımı çok kısıtlı. Yani ancak yurt dışına giderlerse o ilaca sahip olabiliyorlar. Onda da büyük problem var. Çünkü mesela eskiden şöyle bir şey vardı. Diyelim ki hali vakti yerinde olanlar, Amerika'da bu oluyormuş. O zaman ben Amerika'ya geleyim, Amerika'da alayım bu ilaçları diyorlardı. İşte bazı klinik çalışmalar Amerika'dan geliyorlardı. Ama yurt dışından gelenler bu Amerika'daki klinik çalışmalara girdikleri zaman, kabul edildikleri zaman bir 6 ay, 9 ay, 1 sene burada kalmaları gerekiyor ki çalışmanın da bir parçası olsunlar. Ben evime geri döneceğim dedikleri anda çalışmayı bırakmış oluyorlar. Ve Amerikalılar dediler ki o yurt dışından gelenler pat gidiyorlar, çalışmalar bozuluyor, yarıda kalıyor. O zaman da yurt dışından gelenleri almamaya başladılar. Daha sonradan da bu COVID girdikten sonra araya işte bilgisayarla görüşmeli toplantılar yapılmaya başlandı. Ama yurt dışından olanlardaki toplantılar o da olmadı. Aynı şehirde, aynı eyalette olması gerekiyor hastaların. Onun için onlar da maalesef olmadı. Dolayısıyla Türkiye'deki bir hasta gelip de ki bu Amerika'daki bir doktora işte Zoom üzerinden telemedisinle ulaşması da maalesef çok olasılık dışı olmaya başladı. Böyle olunca her ülkenin kendi içinde güçlü ALS merkezlerine ihtiyacı gitgide arttı. Böyle olunca biz bilim adamları ve doktorlar olarak ne yaptık? Amerika'da bu uluslararası ALS merkezleri olan NEALS ALS Konsorsiyumu'na Türkiye'yi üye yaptık. Türkiye'de 3 merkez bu ALS Konsorsiyumu'na üye oldu. Şimdi normalde böyle bir üyelik olduğu zaman Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin hemen devreye girip nasıl yardım edebiliriz, ne yapabiliriz, bizim elimizden ne gelebilir, işte biz sizi nasıl destekleyebiliriz falan gibi böyle bir girişimde olmaları gerekiyor. Maalesef bizde öyle bir şey olmadı. Hatta Türk doktorları kendi ceplerinden paralarını vererek, kendi vizelerini, kendi her şeylerini kendileri yaparak, yol paralarından tutun, otellerinin paralarına kadar, yemeklerin hiçbirine kadar, zamanlarına kadar her şeylerini kendileri karşılayarak büyük özverilerle ilk toplantıya katıldılar. Çünkü o ilk toplantı onların eğitimleri için çok önemli bir toplantıydı. Şimdi bu eğitim sonrasında yeniden oluşacak bu platform trial'ına girecek klinik çalışmalarda bu sefer Türkiye'yi de seçmeleri için bizim bu yapılan çalışmalarla yani ortak çalışma yapmamız gerekiyor. Mesela bir tanesi de bu SOD1 mutasyonu ile ilgili olan çalışmaydı. Çünkü Türkiye'de de SOD1 mutasyonu olan birçok hasta var. Biz bu sefer işte Biogen'le Tofersen çalışması için görüşmelere başladık. Tofersen'i Türkiye'de yapalım. Türkiye'deki SOD1 hastalarına bir an önce Tofersen ulaşsın. Çünkü bu Tofersen'in çalışma mekanizması çok güzel. Eğer SOD1 geninde mutasyon varsa antisens oligonükleotit dediğimiz oligonükleotitlerle SOD1'de o mutasyona bağlanıp mutasyonu silence ediyor. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik okuyanlar bilirler. Genlerde mutasyonlar oluyor. Mutasyonlar olduğu için o genler proteine dönerken farklı bir protein yapıyor. O protein genelde toksik bir protein olabiliyor. Dolayısıyla toksisiteyi azaltmak için de o mutasyonlu olan yere eğer siz böyle bir yapıştırıcıyla o mutasyonu suskun hale getirebilirseniz bu sefer o mutasyonlu protein, o toksik protein azalmış oluyor. Bu harika bir yöntem ve bunun çalıştığını gösterdiler ve bu SOD1 mutasyonları için harika ve ileride de başka mutasyonlar olan hastalar için de harika bir yöntem. Dolayısıyla bu SOD1'la başladı ama ileride o personalized medicine dediğimiz kişiye özgü yöntemlerde mesela sizin diyelim ki profilin mutasyonunuz var. Sizin mesela TBK1 mutasyonunuz var. Sizin şu mutasyon var, bu mutasyon var. Hangi mutasyon varsa o mutasyona özgü ESO'lar getirilip klinik çalışmalar yapılabilir. Demem o ki çok güzel bir teknoloji gelişti
Ve bu teknolojinin de ilk ürünü SO1 mutasyonu olarak karşımıza çıktı. Biogen de büyük bir ilaç şirketi ve biz Biogen'le özellikle birebir toplantılar yaptık ve bir ne öğrendik biliyor musunuz? Biogen'in aslında Türkiye'de bir branch'i, bir yeri varmış ama onu kapatmışlar. Gitmişler Suudi Arabistan'da açmışlar. 7-8 tane ülkede var, Türkiye'de yok. Varken yok. Yani varken kapatmışlar. Neden kapattınız dedik? Yani Türkiye'de neden açmadınız dedik? Şimdi söylemeyeyim neden açmadıklarının olduğunu ama iyi bir şey değil. Umarım ileride açmak istiyorlarmış tekrar. İş yapma yöntemini çok fazla beğenmemişler. İşte bazı problemler çıkmış. İşte zannediyorum bazıları böyle saat battak istemişler. Onlar da saat vermek istememiş. Neyse kapanmış. Şimdi böyle olunca Türkiye'de ilaç çalışması yapmak, Türkiye'nin uluslararası düzeyde entegre olması gitgide zorlaşıyor. Halbuki Türkiye bunu hak etmiyor. Türk insanı bunu hak etmiyor. Türkiye gerçekten bilime yön verecek, teknolojiye yön verecek, hastaları iyileşecek bir altyapıya sahip, bir beyin gücüne sahip, bir teknolojik güce sahip. Türkiye'nin gidip de ondan bundan bulduğu ilaçları müşteri olup alabilecek bir ülke değil. Türkiye canavar gibi bir ülke. Yani biz bu canavarın canlanmasını, üretken olmasını, ALS hastalarının Türkiye'de iyileşmesini istiyoruz. Ve bunun olabileceğini düşünüyorum. Yakın bir zamanda bunun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani şey bir böyle bir şarkı var. İşte şeker var, un var, şu var, şu var, helva yapsana, helva yapsana falan. Gerçekten de yani hani o bütün ingredientler, bütün içerikler var. Bunları ortak bir araya getirip aslında çok güzel bir ürün ortaya çıkarabiliriz. Bir kere Türkiye'deki doktorlar gerçekten çok eğitimli. Yani hala daha Türkiye'de kalan, gitmeyen doktorlar. Çünkü biliyorsunuz doktorlara da müthiş bir baskı var. Yani doktor dövüyoruz işte bizim kazancımız da bu diyen tiplere rağmen hala da ülke bizim, vatan bizim, insanlar bizim diye büyük özveriyle Türkiye'de kalan doktorlar var. Ve onlar çok iyi eğitim almış insanlar. Çok iyi nörologlarımız var. Bilim yapan, hala daha bilim yapmak için direnen üniversiteler var. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, işte o kadar güzel çalışmalar yapan yerler var. Hocalarımız var. Gençlerimiz çok iyi. Bunun dışında çok güzel bir ALS derneğimiz var. Hastalara sahip çıkan, hastaların yakınları var. Hastaların yakınları gerçekten hastalarına bebek gibi bakıyorlar. Gözlerinin içine bakıyorlar. Çok güzel bir onların arasında bir birlik, beraberlik var. Dolayısıyla ben bilimle, teknolojiyle, doktorlarla, hastalarla, hasta yakınlarıyla ortak çalışıldığı zaman Türkiye'nin ileride hem bu yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmesini edeceğini görüyorum. Hem Türkiye içinde de yeni ilaç çalışmalarının olacağını, ilaçlarının bulunacağını ve dünyaya önder olabilecek bir pozisyona gelebileceğini düşünüyorum. Bizim Dr. Silverman'la bulduğumuz Enyunan isimli bir compound var. Bunu ilaca dönüştürme çalışmalarımız var. Dün biz IND başvurumuzu yaptık. Hani anlatıyordum ya size hayvanlarda toksik olmadığını gösteriyoruz. Şimdi insanlarda toksik olmadığını göstermek için. IND başvurumuzu yaptık. Klinik çalışmalarımıza bu sene başlıyoruz. Daha sonra da faz 2, faz 3'ü beraber yapıp umuyoruz ki onay almayı düşünüyoruz. Gerçekten biyoloji olarak motor nöronları öldüren mekanizmaların hepsine cevap veriyor. Çok önemli mekanizmalara, mitokondri bozukluğuna, proteinlerin böyle kümeleşmesine, endoplazmik retikulumun o stres yapmasına, cell architectural dynamics dediğimiz böyle hücre içindeki bütün o duvarların kırılmasına, akson transport dediğimiz işte hücre içinde molekülleri getirip götürme işlerinin bozulmasına, bunların hepsine çözüm buluyor. Bu bütün bunları 4-5 problemi aynı anda çözüm bulan başka bir molekül şimdiye kadar bulunmadı. Bu molekülden çok umutluyuz. Ve umuyoruz ki gerçekten de Türk hastalara da bir an önce ulaşalım. Bir an önce iyileştirelim. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız
teknolojiyle, bilimle aydınlanmış bir Türkiye'de doktorlar, bilim adamları, hastalar, hasta yakınları el ele çalışmak. Türkiye'nin daha ileri, daha aydın, daha güzel bir ülke olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçte bunlar olduğu zaman sadece yurt dışında yapılan şeyleri kabul edip ülkeye getirmek değil, Türkiye'nin de bütün dünyayla entegre bir şekilde bilimde, teknolojide ilerleyeceğini ve bu bilim ve teknolojiye yön verecek bir ülke olacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar da bizim yapmamız gereken daha çok çalışmak, daha çok çalışmak ve daha çok çalışmak. Ben bir bilim insanı olarak elimden geleni yapıyorum. Belki daha fazlasını yapıyorum. Ve kendi yapabileceğim şeyleri, üstüme düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi FDA onayı aldıktan sonra bir ilaç artık bu hükümetlerin işidir. Ve umuyorum ki ileride ALS hastalarını da düşünecek, sağlıkta da az görülen hastalıkları önemseyecek ve bu hastalara yardım edecek bir hükümet olacak. Böyle bir hükümet olduğunda da Türkiye bence çok daha ileriye, çok daha güzel günlere, bilimle, teknolojiyle ilerleyecek. O zaman ben de size daha mutlu, daha güzel haberli videolar yapabileceğim. Şimdilik Tofersen ilacı Türkiye'ye umarım ki bir an önce girer. Çünkü Türkiye'de SO1 mutasyonlu çok hasta var. Bu SO1 mutasyonlu hastaları iyileştiren ilacı Türkiye'ye bir an önce girmesini çok istiyorum. Aderevan ilacı free radical scavenger, yani böyle free radical dediğimiz serbest radikalleri tutan bir mekanizmaya göre çalışıyor. Bu mekanizmaya sahip olan hastalarda çok güzel etkileri var. Ama eğer bu mekanizmayla ALS hastalığı ilerlememişse o zaman çok etkili değil. Onun için de bu mekanizmayla bozulan hastaları Türkiye'de de tabii ki var. Ulaşıp onlara bu ilacı vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde Emilix ilacı ve Rulazol ve bazen bunların beraber çalışmasıyla bizim burada 20 sene, 30 sene yaşattığımız hastalarımız var. Türk hastaları maalesef bu kadar uzun süre yaşayamıyorlar. Onları çok kısa bir sürede kaybediyoruz. Halbuki hayat çok kıymetli. Halbuki hepimizin aldığı nefes kıymetli. Bilim ve teknoloji insan hayatını güzelleştiriyor. Ve biz bunu bütün insanlara sunmamız, bütün insanlara ortak bir şekilde verebilmemiz gerekiyor. Bunun için biz buluş yapıyoruz. Ama buluşlarımızın da hastalara ve insanlara eşit bir şekilde ulaşabilmesi için hükümetlerin de görevleri var. Umuyorum ki bilim ve hükümet ve insanlar ve hastalar hep beraber çalıştıklarında bilim de daha anlamlı olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha güzel günlerde bilimle, teknolojiyle hayatlarımız iyileşerek tekrar beraber olalım. Bay bay.